Gönül Pınarı. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık bir saat programımız devam edecek. Bu süre içerisinde Osman Ünlü hocamıza bir sorumuz olacak ve bu sorunun cevabını ayrıntılı olarak almaya çalışacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz ve mikrofonu yine her zaman olduğu gibi size bırakmak istiyorum. Buyurun efendim. Efendim her cuma gecesi olduğu gibi yine bu Gönül Pınarı programında bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin cuma gecelerini, cuma günlerini tebrik ediyoruz. Dinleyicilerimiz içerisinde hasta olanlar veya hastalar olan varsa Cenab-ı Hak karib bir zaman onlara şifa ihsan eylesin, dertlere deva nasip etsin, borçlara eda ihsan eylesin, sıkıntıda olanların da sıkıntılarını hayra tebdil etsin ve hepimizin de ahir ve akıbetini hayır eylesin inşallah teala diyoruz efendim. Amin. Hocam sorumuz da şöyle. Şimdi biz insan olarak genelde başkalarını düzeltmekten çok hoşlanıyoruz. Yani kime sorsan hep başkalarının hata ve kusurlarıyla, kabahatleriyle daha fazla ilgili. İşte şunu yapma, şunu yap. Şunu yaparsan iyi olur. Şunu yaparsan sana faydası olur. Bu işi yapmadan bana sorsaydın. Bu işi yapmadan bana sorsaydın sana tarif ederdim gibi. Böyle şeylerle çok karşılaşıyoruz. Bu da demektir ki insan kendisiyle, kendi hatalarıyla çok fazla ilgilenmiyor. Hiç ilgilenmiyor. Yani da. Evet. Dolayısıyla insanın kendisine acıması söz konusu burada. Önce demek ki dinimizde onu siz zaman zaman bahsediyorsunuz. İnsan kendini önce düzeltmeli. Kendine faydalı önce olmalı. Önce kendine faydalı olmalı, kendine acımalı ki başkasına faydası olsun. Bu konuda bize biraz bilgi verebilir misiniz? Yani kendine acımayan başkasına acıyabilir mi? Tabii uzun uzun anlatmışlar kitaplarda. Öncelik itibariyle İslam alimleri, Ehl-i Sünnet alimleri, mesela İmam-ı Gazali Hazretleri gibi, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Mevlana Bağdadi Hazretleri, Muhammed Erbami Hazretleri, Muhammed Hatimi Hazretleri kitaplarında, hani bazen dinleyicilerimizin hatırına gelebiliyor efendim, onlardan nakledip kitaplarını okuyoruz, oradan naklediyoruz zaten. Onların kitaplarından, hayatlarından, kitaplarından naklediyoruz. Tabii öncelikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifler var. Kitabımız, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim var. Rabbimizin orada sözleri var. Ehl-i Sünnet alimleri bütün bunları, ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler almışlar. Uzun uzun bizim anlayacağımız şekilde de açıklamışlar. Zaten dinimizi de bu Ehl-i Sünnet alimlerinin yazmış olduğu kitaplardan öğreniriz. Doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden din öğrenilmez. Öğrenilir diyen ya bunu bilerek yapıyorsa, kasten yapıyorsa bu adam din düşmanıdır, zındıktır. Veyahut da çok cahildir, zır cahildir, altyapısı yoktur. Dolduruşa gelmiştir. İşte bu dini bozmak, dini yıkmak, dini ifsad etmek isteyenlerin attığı o oltaya takılanlardandır. Onlara da itibar etmemelidir. Dikkatli olmalı. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi halk arasında da yaygındır. Ben çocukken de duyardım. Mesela babaannemler kuşakları, annemler kuşakları, Allah-u Teala rahmet eylesin. Böyle bakarlardı. Ya bu adamın kendisine faydası yok ya, başkasına hiç faydası yok. Geç geç dinleme bunu falan derlerdi. Bunun kendisine faydası yok ki başkasına faydası olsa. Adam mesela çöplüğün içinde oturuyor. Temiz olmak lazım kardeşim diye başlıyor anlatmaya. Önce sen aynı şekilde oturduğun yeri bir temizle. Oturduğun yerde bir temizle. Ha başkasına akıl veriyor. Yani başkasına akıl vereceğine önce kendin aynı şekilde kendini bir düzelt. Bir kitaplarda bir ifade geçiyor Mustafa Bey de. Lisan hal, lisanı kalden entaktır diye. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında bu ifade çok geçer. Her dinleyicilerimizden de bunu duyanlar olmuştur. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır. Ne demektir bu? Lisan-ı hal, yani bir kimsenin yaşayışı, hali, tavrı, hareketleri çevresine bunun konuşmasından daha çok tesir eder. Lisan-ı hal bu. Lisan-ı kal dille söylediğidir. Sözdür. Daha aynı şekilde üstündür, daha çok tesirlidir yaşayışı. Daha çok aynı şekilde tesir eder insanlara. Adam şöyle bakar zaten onun o yaşayışını o görünce. Mesela şöyle söyleyeyim. Kardeşim işte büyüklere saygılı olmak lazım, edepli olmak lazım, terbiyeli olmak lazım. Nutuk çekiyor adam. Nutuk çekiyor. Ama bir tanesi de çocuk bile olsa gelse ayağa kalkıyor, ceketini indik diyor. Buyurun kardeşim falan diyor. Ve şimdi o kendisinden yaşça küçük birisine böyle davranınca o ezilir. O otomatik olarak ceketini ilikler, hürmet eder. Hürmet eder.
Veya da aynı şekilde yaşlı birisi yolda giderken bakmışsın sen iki elinde iki tane şey götürüyorsun falan, geliyor. Evladım diyor, ben de sana yardımcı olayım falan diyorsun. Yok amca estağfurullah falan filan, zorla alıyor, sana yardım ediyor, götürüyor, şey yapıyor falan. Ya şimdi sen utanıyorsun, sıkılıyorsun. Bu amca bize nutuk çekmedi. İnsanlara yardım edin, şunu yapın demedi. Ama fiili olarak bunu gösterdi. Ve dolayısıyla bu genç delikanlı, kendisine yaşlı bir kimse bu şekilde yardım ettiği için, ileride yaşlı birisi de görse veyahut da genç birisi de görse, otomatik olarak bu hal kendisine tesir ettiği için hemen koşar yardım eder. Çünkü onlardan onu gördü. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entak oldu. Yani üstün oldu. Dolayısıyla bu kimse öğrendiklerini hayatına geçirmiş. Yani kendine faydalı olmuş. Kendine faydalı olunca otomatik olarak başkalarına bu yaşayış itibariyle faydalı olur. Konuşurken edepli konuşur, efendimli konuşur. Adam mesela telefon açıyor. Alo, sen kimsin? Arayan sensin arkadaş. Halbuki telefon adabı var diye geçiyor kitaplarda. Telefon adabı var. Ben falanım, falanı arıyorum. Doğru mu aradım? Falanı arıyorum. Doğru mu aradım? Ha doğruysa karşıdaki buyurun benim der. O sana ne talep edersen, ne şey yaparsan konuşursun, söylersin, bitirirsin. Ve bir de şeyde mesela kitaplarda anlatılıyor. Sadece burada değil. Mesela kapıya geldin. Zili çalıyorsun. Ve tam dairenin kapısındaysan kapıyı çalıyorsun falan. Kim o? Benim ben. Genellikle söylediğimiz şeyler. Ya arkadaş sen kimsin? Sen kimsin? Ne oluyor? Bunlar aynı şekilde galat oluyor, çirkin oluyor, uygunsuz oluyor, karşı taraftakini rencide ediyor. Hani kabalık oluyor açıkçası. Ama mesela bunun bu yapmış olduğu işlerden de karşı taraf rencide olur, farkında değil ama uzaklaştırırsın. Ama öbür taraftaki kibardır, nezihtir. Yani telefon aynı şekilde edişinde, zil çaldığı zaman ben falanım. İşte Mustafa Bey evde mi? Onun için gelmiştim. Kendisini tanıtıyor. Ha içerideki aynı şekilde varsa işte Mustafa Bey evdedir, bir dakika bekleyin der, gider kapıyı açar, görüşüp mesele biter. Ama ben benim. Sen sensin tabii canım, ben de benim ya. Ne olacak? Benim tanıyamadın mı? Beni tanıyamadın mı? Şimdi onun aynı şekilde kitapları okuyarak hayatına geçirmesi, sindirmesi, kendine faydalı olması yavaş yavaş başkalarına tesir eder. Onun kapıya gelmesi, kendini tanıtması, telefon ederken kendisini tanıtması veyahut da başka bir şey talep ederken aynı şekilde hani sen, ben diyerek değil de hani kibarca siz ifadelerini kullanması öbürlerinin aynı şekilde dikkatini çeker bu. Ve karşı taraf aynı şekilde otomatik olarak minnet hissi. Ha bazılar vardır, amirdir. Veyahut da parası vardır. Yap şunu, et şunu. Parasıyla değil mi? Atın adamı falan. Adamın itibarı kalmayınca, o amirlik elinden gidince, para da gidince, olsan adam oturuyor, kimse bana itibar etmiyor. Kendin aynı şekilde mevkiye gelmişsin, önündekini ısırmışsın, arkasındaki tekmelemişsin. Yani senin bir kere kendine faydan yok. Bir makama gelmişsin ama o makamı da aynı şekilde kendi nefsini tanrılaştırmak için kullanmış. Yani insanlara zulmetmek, hükmetmek, onları kırmak, bunun için kullanmış. Dolayısıyla o makam gidince, o para gidince elbette ki sana da hiç kimse itibar etmeyecektir. Ama biz mesela Ehl-i Sünnet alimleri diyoruz, onların hayatlarından bahsediyoruz, onların hayatlarından meydana gelen, hani bugün anekdot diyorlar, biz menkıbe diyoruz kitaplarda. Onlardan naklediyoruz. Naklettiğimiz zaman bile bize sıcak geliyor. O zata karşı olan muhabbetimiz artıyor. Mesela Muhammed Erepami Hazretleri diyoruz, Muhammed Hatimi diyoruz, İmam-ı Gazali diyoruz, İmam-ı Rabbani diyoruz, Mehmet Emin Tokadi diyoruz, Abdülfettah Akri diyoruz, Murad-ı Münzevi Hazretleri diyoruz, Rahmetullahi Teala Aleyhim Ecmain. Okudukça, anlattıkça da aynı şekilde biz kendimiz haz duyduğumuz gibi dinleyen de aynı şekilde haz duyuyor. Cibilliyeti, yaratılışı uygun olan tabii. Bozuk olan o ayrı bir mesele. Ve muhabbet de artıyor. Halbuki asırlar öncesinde vefat etmişler. Bunların aynı şekilde bize yani tanıdığı yok. Aferin sana diyeme durumu söz konusu değil. Yani bir menfaatimiz yok. Ama halleri güzel. Halleri bize tesir ediyor.
lisan-ı hal. Yani onların hali bize tesir ediyor. Niye? Bunlar kendileri aynı şekilde kendilerine faydalı olmuşlar. Kendilerine faydalı olduğu için çevrelerine de aynı şekilde bunlar bugünkü tabirle pozitif enerji veriyorlar. O bahsettiğiniz o mübarek zatların hemen hemen hepsi İslamiyet'in o güzel ahlakını alarak güzelleşmişler. Tabii. Yani fark etmiyor. Herhangi birisini al, şablona koy, hepsi aynı kalıbın içerisine oturuyor. Hiç yani aynen öyle. Aynı elbiseyi giyiyorlar tabiri. Aynen öyle. Asırları hitap ettikleri insanlar farklı olduğu için hitap ediş şekilleri ifade farklı. Ediş şekilleri bulunduğu coğrafyaya göre belki farklı. İfade ediş şekilleri evet. Farklı. Ama hepsinin sunduğu aynı şey. Hani bazen biz anlatırken işte Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri midir, Beyazıt Bistami Hazretleri midir? Hangisini söylersen söyle. Netice itibariyle sizin de ifade ettiğiniz gibi aynıdır bunlar. Ne ile süslenmişler? İslamiyet'in edebiyle edeplenmişler. İslamiyet'in bildirdiği güzel ahlakı hal haline getirmişler. Onun için onlar cazibe merkezi olmuş. Onun için insanlar onlara aynı şekilde meylediyor. Asırlar sonrasında bile devam ediyor. Hep de düzenli yaşamışlar. Aynen öyle. Yani hep öyle örnek olmuşlar mesela. Şimdi öyle düzene, intizama, sınıra gelemeyen insanlar var ya. Aynen öyle. Bir de mesela o yaşayışları içerisinde, mesela ayet-i kerim var, hadis-i şerifler var. Zamanımızda da ilahiyatçılar var. İşte dünyaya meyletmemeli, işte dünyaya aynı şekilde ne bileyim ben gönül vermemeli falan anlatıyor adam. Camide anlatıyor, konferans salonunda anlatıyor. Ama dinleyen böyle dinliyor, ne dinleyene tesir ediyor ne de anlatan kendisinde bir değişiklik oluyor. Yok. Ve numune alamıyorsun bundan hiçbirisini. Yok. Ama bir de onların aynı şekilde, yaptıklarını ettiklerine bakıyorsunuz. Ve dehşete düşüyorsunuz. Ya bunlar yaşamış mı, yaşamamış mı? Şimdi Hasan-ı Basri Hazretleri'ne birisi gelmiş. Demiş efendim demiş. Falan kimse sizin aleyhinize konuşuyor. Nerede gördün onu demiş. Ben onun evine gittim. Niye gittin demiş. Beni yemeğe çağırdıydı demiş. Ha. Yemek mi ikram etti sana? Evet diyor, yemek ikram etti. O kadar yemeği yemişin, karnında saklamışın, iki çift lafımı saklayamadın diyor. Şimdi onların tavrı bu. Şeye geçit vermiyorlar. Ya öyle mi? Ne söyledi başka? Başka ne söyledi? Adam bakıyor ki sana bir tane. Zaten ondan beklerdim falan. Olsa bakıyorsun. Yani. Ama Hasan-ı Basri Hazretleri tam tersi. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'ne bakıyorsun. O da aynı şekilde gelmişler. Efendim böyle böyle. İşte bir tabak helva koymuş. Ondan sonra yanına da bir kese akça koymuş. Göndermiş. Söyleyin kendisine demiş. Sevaplarını bize göndermeye devam ederse biz de ücretini arttırırız. Emir maruf yapıyor. Gelene de söyleyene de ikisine de emir maruf yapıyor. Vay benim gibi adama sen ha nasıl söylersin ben sana gösteririm. Yok öyle bir şey onlarda. Öyle bir şey onlarda söz konusu değil. E şimdi bakıyorsun adamlar televizyona çıkıyorlar orada birbirleriyle aynı şekilde demedik laf bırakmıyorlar. Ve bunlar da ilahiyatçı ha. Ona bak falan. Öyle de aynı şekilde başlıyorlar. Ha, nakli esas almıyor nefsi konuşuyorlar. E şimdi bunların hiçbiri numune değil. Niye? Bunların kendilerine faydası yok. Bunlar kendilerine acımıyor. Çünkü bu yaptıkları, yani İslamiyet bunlara aynı şekilde hal halinde davranışlarına yansımadığı için bunlara bir faydası olmayacak. İmanını kurtarabilir mi, kurtaramaz mı? O çok zor iş. Çünkü İmam-ı Sevri rahmetullahi teala aleyh genç yaşında beli kamburlaşmış. Diyorlar ki efendim, ne oldu bir hastalık mı geçirdiniz yani genç yaşınızda beliniz kamburlaştı. Hani yaşlanınca normal ama genç yaşta böyle beliniz kamburlaşmasının sebebi nedir? Buyuruyor ki 3 tane hocam gözümün önünde mürşidim buyuruyor. Gözümün önünde imansız gitti. Öyle ben İmam Hatip'i bitirmekle, Kur'an kursu bitirmekle, Kur'an-ı Kerim ezbere bilmekle, ilahiyatı bitirmekle, akademik kariyer yapmakla bu işi garantiledim. Yok öyle bir şey. Bu iş hal işidir. Eğer hayatına intikal ettirdiyse, mesela tamam. Onun için mesela kitaplarda anlatılırken din büyükleri, evliya-i kiram. Hatta bir tane anlatılıyor bakın. Hemen hatırımıza geldi nakledi verelim. Evliyadan bir zatı işte bir cemiyet olmuş. Orada yemeğe davet ediyorlar. Gidiyor tam oturuyor. O anda işte birisinden bahsediyorlar. Ya işte çok yavaş işte böyledir falan. Hemen bu kalkıyor. Diyorlar ki niye kalktınız efendim? Gıybet edildi diyor. Siz etmediniz ama diyor. Edilen yerde bulunduk biz burada duramayız diyor. Çekip gidiyor. Ya kalmal falan yok. Neyi gözetiyorlar? Allah'tan hatırını gözetiyorlar.
Şimdi mesela bir zamanımızda bir din adamı diyelim ki yetkili bir devlet erkanından birisi de hemen gider efendim buyurun estağfurullah efendim ne buyurdunuz ne emrettiniz falan. Böyle diyor bakıyorsun zaten adam bu ciğeri beş para etmez seni yalakalık ediyor diyorsun. Otomatik olarak. Peki Süfyan bin Üveyne Hazretleri işte bir gece Harun Reşit Abbasiye halifelerinden rahmetullahi aleyh vezirine diyor ki içim sıkılıyor diyor beni diyor böyle bir halimin sohbetine götürsen. O da götürmüş. Tak tak kapıyı vuruyor gece akşam. İçeriden sesleniyor. Diyor ki kim o? İşte halife geldi hemen apartman atma. Estağfurullah efendim niye zahmet ettiniz ben gelirdim falan deyince. Harun Reşit demiş ben böylesini istemedim. O zaman vezir diyor ki ha diyor siz diyor gönül ehli. Çünkü bunun kendisine faydası yok. Bunun kendisine yalaka. Yalaka bu. Götürüyor işte Süfyan bin Uyeyne Hazretleri'nin kapısına. Tak 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 kapı yürüyor. Bir Şafii Hazretleri diye anlatılıyor bazı yerlerde. Kapıyı vuruyor. İçeriden cevap yok. Nihayet kim o diyor falan. İşte halife benim diyor devlet adamlarıyla alakam yok diyor. Açmıyor kapıyı. Ondan sonra işte hanımı veya annesi diyor ki ya kapıya kadar gelmişler. Ayıp olur tepaya ayıp olur falan. Ne istiyorsunuz diyor. İşte bir sadece bir de önce duanızı almak istiyor falan. Bekleyin diyor. Mumu söndürüyor. Ondan sonra açıyor. Vezir diyor ki niye mumu söndürdünüz? Dünyalık yüzünüzü görmemek için diyor. Dünyalık yüzünüzü görmemek için. O onlar için dünyalık yani. Tabii. Sultan. Ondan sonra halife işte elini uzatıyor misafaha etmek için. Elini tutuyor böyle. Ey halife diyor elin yumuşacıkmış diyor. Cehennemde yanmasa bari diyor. Biraz daha böyle ayaksız oturtturmuyor da. Ama sen giderken de böyle işaret ediyor kaş göz arasında eliyle falan dokunuyor yani bir kese bırak. Fark ediyor. Yazıklar olsun diyor. Ey halife diyor hiçbir şey anlamamışsın diyor. Sana nasihat tesir etmez diyor. O dünyalıkları al götür kim istiyor sana ver bizim ihtiyacımız yok. Ana. Şimdi buna ne tesir eder yani? Ya devlet başkanı aynı şekilde yani bu tavır ve hal karşısında yani yapacak bir şey kalmaz. Hatta şeyde Hindistan'da metfun Abdullah Dehlevi Hazretleri Abdülhak Dehlevi yok o da değil bir zat var Siyittir evladı Resul'dendir Hindistan'da zamanın sultanı tabi sultan da biliyor onun evliyadan bir zat mübarek bir zat veziri gönderiyor kibarca böyle işte 15-20 tane köyü emrine verecek dergahın hizmetlerine kullansın diye. Çünkü bütün evliya-i kiram, demin siz de söylediniz ya bunlar birbirlerine benziyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'e ittiba ediyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanelerine, evlerine sabah bir şey gelse, akşama kalmaz dağıtılır. Akşam gelse sabaha kalmaz dağıtılır. Varislerinde de var bu, evliyanın hepsinde var bu. Akşama gelirse sabah kadar dağıtırlar onu. Sabah gelirse akşama kadar evde kalmaz bir şey. İşte bu zatın dergahı da öyle. Yemekleri ikram ediliyor, geleni dağıtıyorlar. Geleni dağıtıyorlar. Hiçbir şeyler kalmıyor falan. İşte vezirini tembih ediyor. Git diyor hani kibarca. Yani gönlünde rencide etmeyecek şekilde bir teklifte bulun. Vezir de yani edebini takınarak geliyor o zatın huzuruna. İşte efendim hani müsaade ederseniz, kabul buyurursanız. Rica ya. 20 tane köyü. Gelirin oraya aynı şekilde şey yapacak. Yani devlet başkanı hediye ediyor. Kabul buyurursanız falan. Böyle şey yaparken o zat diyor ki şu diyor halıyı kaldırsan oturdun. Kaldırıyor. Bir bakıyor ki orada bir tane bir dere, nehir neyse güldür 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 altın akıyor. Adamın aklı başından gidiyor. Kapatıyor. Biz diyor ona dönüp bakmadık diyor. Senin sultanın 15-20 köyüne mi bakalım? Şimdi hakikaten öyle. Yani vezir bunu gözüyle görüyor. Vezir gözüyle görüyor. Şimdi yani o zata karşı bu nasıl davranır? Hani yat dese yatır yani. Kapısında evet. Kalır yani. Onun için hani bizden 3-5 kuruş almak için yok öyle bir şeysi. Öyle bir niyetleri de yok. Öyle bir şeyleri de yok. Halleri, yaşayışları sultanlar bile dize getiriyor. Onu anlatmak istiyoruz işte. Yani bu mübarekler önce kendilerine faydalı. Yüzlerini ahireti çevirmişler. Yüzlerini kendilerine, hatta büyüklerden bir zata da hep böyle ibadet ettiler. Yazlar, yaz günleri bile uzun günlerde oruç tutarmış. Biz de kısa günlere gelse falan diyorduk böyle ya. Ramazan Şerifi yaza gelince. Değil mi? Ne zaman kışa gelecek diye bakıyoruz.
Oruç diyorlar ki efendim yaşınız ilerledi. Yani hiç olmazsa diyor orucu, ondan sonra ibadetleri falan birazcık aynı şekilde şey yapsanız. Ne diyorsunuz siz diyor. Bu bir yarıştı diyor. Ben diyor sona geliyorum. Sona geliyorum. Göğsü, yani ipi göğüslemek üzereyim. Siz diyorsunuz ki bana yarışı bırak. Olur mu diyor. Olur mu? Ben diyor Rabbime yani gündüzleri oruç tutarak, geceleri ibadet ederek aynı şekilde kavuşmayı istiyorum. Ve onlar öyle düşünüyor. Ya dışarıdakiler onların haline bakıyor. Onların haline bakıyor. Dolayısıyla mesela onların o dergahları dolup dolup taşıyor. Ve insanlardan da bir şey talep etmiyorlar. Böyle bir şey getirin diye. Ama bir tanesi içimden geliyor. Efendim kabul buyursanız diyor, işte diyor biz diyor hani pirincini biz veriversek. Öbürsü geliyor efendim tereyağımızı kabul. Onlar orada şey yapıyor. Gelenleri de gönderiliyor. Kendileri içi almıyorlar bile onları. Kabul bile etmiyorlar. Geleni aynı şekilde dağıtıyorlar. Geleni dağıtıyorlar. Hatta şeyde bu Sesili Aliye diye bilinen Muhammed Zahid Hazretleri var. Onun kabri de öyle. Türbesi falan yokmuş. Mübarek hep öyle Zahid. Kabri de Zahid yani. İşte onun zamanında birisi böyle durumu müsaitmiş. Yediriyor, içiriyor falan. Ama bu yediriyor, içiriyor. Hatta giydiriyor. İnsanlar yiyip içip ondan sonra Dalaslan doğru Muhammed Said Hazretleri'nin şeyine, sohbetine giderlermiş. Allah Allah demiş ya. Ya biz yediriyoruz içiyoruz. Gene oraya gidiyor demiş. Bu fakir garip birisi diyor. Bir şeysi de yok. Niye koşuyorlar bunlar? Oraya bir gün gelmiş, dayanamamış. Demiş efendim demiş, çok özür dilerim ama demiş. Ben bunları yediriyorum, doyuruyorum. Hatta elbise veriyorum, ayakkabı veriyorum. Ama gene ben orada durmuyorlar. Koşup geliyorlar buraya. Buyurmuşlar ki siz o yaptıklarınızı bana hürmet etsin, saygı duysun, etrafında kalsın diye yapıyorsunuz. Biz Allah rızası için yapıyoruz buyurmuşlar. Siz dünyalık için yapıyorsunuz. Bir beklenti yok. Yani. Bir beklenti yok. Biz demiş Allah rızası için yapıyoruz. Hadise bundan ibaret. Hadise bundan ibaret. Dolayısıyla kitaplarda kendine faidesi olmayan, kendine nasıl faydalı olur? Hani bir hadis-i şerif nakletmişler. Ehl-i sünnet alimleri de işte nefsini tanıyan Rabbini tanır. Bunlar önce o nefsleriyle cedelleşmişler. Onunla aynı şekilde harp etmişler tabiri caizse. Onu iyi tanımışlar. Abi. Evet onu iyi tanımışlar. Evet. Ve ona giden yolların hepsini kapatmışlar. Allah-u Teala ihsan etmiş, sonra nefsleri de iman etmiş. Dolayısıyla yaptığımız işlerde nefsin pisliği, olmaması için bir ömür boyu nefslerine. Nefsleri iman ettikten sonra da bu bedendeki toprak, su, hava, ateş maddeler yaratılış itibariyle ahmak olduğu için buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Onunla mücadeleye devam etmişler. Onunla mücadeleye devam etmişler ve hiç taviz vermemişler. Hatta büyüklerden bir zat nefs iman edince işte bu toprak maddesi, ateş maddesi, su, hava bunların da talepler oluyor. Bir gün böyle oradaki nefs iki anlamda konu. Bir beden, bir de o Allah-u Teala'yı inkar eden varlık, iki yani, türlü anlatılıyor. Kötülükler deposu. İşte nefsi şeftali istemiş. Veyahut da şeftaliye benzer neydi? Zerdali. Zerdali. Zerdali istemiş. Bu da pazarlık etmiş nefsiyle. Bana demiş 3 gün uyku falan getirtirmez, gece ibadetime mani olmazsan sana zerdali veririm demiş. Anlaştık mı? Anlaştık, tamam. 3 gün hakikaten ibadet yapıyor. Uyku getirtmiyor ona. 3 gün sonunda diyor ki bak diyor ben sözümde durdum. Şimdi diyor sen diyor sözünde dur. Tamam diyor. Ben de sözümde durdum. Çıkıyor dışarıya. Yeni ölmüş bir devenin onların da işkembesi var şey gibi, inek gibi, sığır, döküz cinsinden. İşkembesini getirmişler, bir çöplüğe boşaltmışlar. Fakat hayvan yeni bir zerdali yutmuşmuş, işkembenin içinde duruyor, onda o da. Yani öğütülmeden hayvanı kesmişler ve orada. Bu zat onu görünce nefsine diyor ki, aha zerdali. Nefsi diyor ki ben onu istemem diyor. Vallahi diyor ben sana illa ağacın dalından demedim diyor. Zerdali dedim. Öyle bir şart demedim diyor. Eğer istersen bak vereyim işte zerdali ben de sözümde durdum diyor. Nefsi diyor ki onu istemem. Sen bilirsin o zaman diyor başka da yok. Ben de sözümde durdum diyor. Yani ne biçim dalga geçmişler nefsi değil. Yani şimdi bizim nefsimiz bizimle dalga geçiyor. Onlar kendi nefisleriyle aynı şekilde dalga geçmişler. Ve onlar kandırmışlar. Onun için bunların hayatları aynı şekilde... halleri, yani lisanı halleri bütün insanlara tesir etmiş. Çünkü kendilerine faydalı olmuş. Bunlar. Başka bir programda nakletmiştiniz ya, insan ya Allah-u Teala'ya tabi olur ya da nefsine tabi olur. Onlar Allah-u Teala'ya tabi olmuş.
ve biz nefsi ve aradı farklı o zaman evet. Zaten Allah-u Teala tabi olunca demek ki bu insanlar nefsini tanımışlar, kendilerine acımışlar. Zaten konumuz da oydu ya, insan önce kendine acıması lazım. Niye kendine acıması lazım? Öleceğin, aynı şekilde öldükten sonra da iki yer var, cennet cehennem, başka yer yok ki. Kendine acımazsan cehenneme gidiyor bu. Kendine acırsan korursun, kollarsın, ibadet edersin. İtikadında bozukluk varsa düzeltirsin. Amellerinde, ibadetlerinde bozukluk varsa bunları öğrenir, düzeltirsin. İnsanlarla ve hayvanlarla aynı şekilde hayvanların hukuku var, insanların hukuku var. Buralarda hata varsa helallaşırsın, tövbe istiğfar edersin, hazır olursun. Nereye? Cennet nimetlerine kavuşmaya. Yani kendine acırsın. Ondan sonra zaten başkasına faydası olabilir bir insanın. Ancak öyle olur. Başka türlü olmaz yani. Başka türlü olmaz. Faydalı olamaz çünkü. Kendini kurtaramayın, başkasını nasıl kurtarsın? Şimdi Mustafa Bey, yani kendin gözüyle gördüklerin de vardır. Mesela annenle babanlar kuşaklarında dinlemişindir. Mesela anlatırken, aa çok iyi insandı diye anlatırlar. Neresi iyilik? Gelip de ben çok iyiyim, benden mübarek yok demiyorlar ki onlar. Ama ne yapıyor? Adam hayatı boyunca komşularına yardım ediyor, sıkıntı olanlara gidiveriyor, hasta varsa ziyaret ediyor, ondan sonra hal hatır soruyor, kimseyi kırmıyor, kimseyi incitmiyor. Ya köy yerinde bile aynı şekilde. Ha, çok iyi insandı. Değil mi? Ha. Tesir ediyor. Ya biz onun gibi değiliz ama maşallahı vardı falan. Ne oldu? Bu adam anlatmadı. Ben şöyle yapın, şöyle yapın, şöyle yapın diye anlatmadı. Yani lisan-ı kal dediğimiz o sözle bir şey söylemedi ama yaşadı. Yaşayışıyla önce kendine faydalı oldu. Bu yaptıklarının aynı şekilde, bu yaptıklarının aynı şekilde faydası kendisine olacak. Şimdi Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri bir gün böyle şey yaparken ben kimseye iyilik etmedim buyurmuşlar, tamam. Herkes şaşırmıştı. Nasıl olur? Ben demiş kimseye iyilik etmedim. Demişler efendim nasıl olur? Biz biliyoruz sizin iyiliklerinizi. Bulmuşlar bunu, hani idare maslahattan söylemiyorum. Doğru söylüyorum. Çünkü yaptığım iyiliğin ona ne olmuştur? Elimdeki lokmayı vermişimdir. O da açmıştır, yemiştir, karnı doymuştur. Bitti onunki. Ama benim bu yaptığım bana geri dönüşü bana yazılıyor. Ben kendime iyilik ettim buyuruyor. Kendime iyilik ettim. Onun için kendine acımayan başkasına acımaz buyuruyorlar. Ya sen kendine acımıyorsun arkadaş. Cehenneme atıyorsun kendini. Yazık, günah değil mi? İşte kendine acımayan başkasına da acımaz o zaman. Herkese acımanın yolu Ehl-i Sünnet alimleri bu 5 vakit namazdan geçer. Namaz kılmıyorsa acımaz buyuruyor. Sadece lisanla, işte zamanımızda var ya böyle, efendim hümanist olmalı, insanlık olmalı, insancıl olmalı, insan hak ve hürriyetleri falan. Hele mesela bu Avrupalıların, Amerikalıların aynı şekilde bu bazen var. İşte efendim insan hakları, insan şerrini, benim tüylerim diken diken oluyor. Çünkü Avrupalıların ve Amerikalıların aynı şekilde yaptıkları katliamlar, yaptıkları vahşet hala daha sürüyor. Orada aynı şekilde diyelim ki bir altın mı var, bir aynı şekilde petrol mü var, bir elmas mı var? Oradaki insanlar birbirlerine düşürüp birbirlerini öldürtüyorlar. Oradaki elması ve aynı şekilde altını alıyorlar. Peki gidecekleri yer? Cehennem tabii ki netice itibariyle. Allah-u Teala tövbeden nasip etmez, iman da nasip etmez bunlara. Böylelerine. İman da nasip etmez. Ama geliyor bu, ondan sonra da aynı şekilde insanlıktan, ondan sonra insan hak ve hürriyetlerinden bahsediyorlar falan. Hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Bunu en güzel bir şekilde Osmanlı mesela, Müslüman olduğu için becermiş. Mesela İstanbul fethedilmeden önce o zamanki Ortodoks kardinallerin söylediği bir söz var. İstanbul'da Katolik kardinal şapkası görmektense Osmanlı sarığı görmek evladır diyenler onlardır. Niye? Osmanlı çok propaganda yaptı. Hayır. Gidiyor adam Osmanlı'yı da görüyor, aynı şekilde Katolikleri de görüyor. Katolikler bunları kesiyor, katlediyor. Osmanlı girdiği yere de sadece Müslüman kolonileri koyuyor. Arkadaş diyor kilisen tamam. Hatta diyor muhtarsın. Hristiyan bir cemaatsan, Ortodoksan, Ortodoks kilisende ve kendi hukukunuzu da orada icra etmekte de serbestsiniz diyor. Askeri bile almıyor onları. Mesela o mezhep farklılıklarından dolayı Ermenileri çok eziyet ediyor diğer Hristiyan cemaatler. Evet. Ama Fatih Sultan Mehmet Han zamanından sonra Fatih Sultan Mehmet Han onları İstanbul'a yerleştiriyor, Ermeniler. Rahat ediyorlar. Evet. Yani aynen, günümüze evet. Kadar rahat ediyorlar. Ya onlar da mesela Osmanlı döneminde ki son dönem işte İngiliz ve Batılılar kışkırtmasaydı
Tebaa-i Sadıka diye geçtiler. Evet. Ve çok aynı şekilde Müslüman olanlar da var. Ha sonra ifsad edildi, şey yapıldı falan, ayrı mesele. Ama o şeyi de gösterdiler. Yani Osmanlı'nın vermiş olduğu o hürriyet de aynı şekilde gördüler. Şeyde de olmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri döneminde Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh hazretleri Filistin cephesi Şam taraflarındalar. Bir yeri fethediyorlar. İşte onları koruma şeyinde cizye deniyor o verginin adına. Fakat bir emir geliyor. Bir emir geliyor, diyor ki işte falan yerdeki şeye katılacaksınız, orayı terk edeceksiniz. Tabi ordu oradan çekilince orası korumasız kalıyor. Tellallar bağırtıyorlar. Diyorlar ki yeni bir emir aldık. Yani biz size söz vermişiz koruyacağız diye. Ama şu anda koruma gücümüz söz konusu değil. Çünkü başka bir yere nakledeceğiz. Sizi kendi halinize bırakacağız. Biz burada asker de bırakmayacağız. Onun için sizi korumak için vermiş olduğumuz söz sebebiyle sizden bir vergi aldık. İsimleriniz yazılı. Verdiğiniz vergiler gelin alın. Adamlar şaşıyor. Bizans'ın zulmünden bizar olan. Hristiyan bunlar daha. Evet. Adamlar kulaklarına inanamıyorlar. Ya, doğru mu bu? Gelip bakıyorlar, hakikaten alıyorlar. Ondan sonra Müslüman ordulara fahri olarak bunlar şey yapmışlar, casusluk yapmışlar. Yani haber toplamışlar. Tekrar gelsinler de aynı şekilde biz bunların aynı şekilde idaresinde rahat edelim diye. Rahat edelim diye. Çünkü şey bile hani yeri gelince onu da tekrar anlatmakta herhangi bir mahsur söz konusu değil. Amr ibn Nasr radıyallahu anh hazretleri Hazreti Ömer zamanında da Mısır valisiymiş. İşte Mısır'da şey yaparken orada bir tane Hristiyan birisinin şeyini, bahçesini alıp devlet arazisi için veya camiye mi koyacak, kamulaştıracak. Bu da razı değil ama çekiniyor, korkuyor da. Hanımına diyor ki bundan bir emirler var, ondan çekiniyorlar, korkuyorlar. Git diyor Medine'ye. Ya diyor beni dinler, ben Hristiyan. Görürüz diyor bakalım. Biz de anlamış oluruz. Geliyor adam. Tabii Mısır'da hep saraylar olduğu için mecburen oradaki valide, yani kendi yaptırmamış, saraylar var orada oturuyor. Medine'ye bir gidiyor ki ne saray var ne bir şey var. Diyor ki devlet başkanı nerede? Gittiydi bir tarafa diyor falan. Allah Allah. Sarayı nerede? Sarayını arıyor, sarayı yok. Neyse uzaktan bakmış birisi geliyor falan. Üstünde yamalı bir elbise. Hazreti Ömer diyor ki hayırdır, kimi arıyorsun? Ben diyor halifeyi arıyorum falan. Gel benimle diyor. Allah Allah. Geliyor. Bir kağıt bulamıyorlar falan. Ondan sonra diyorlar ki efendim bir kürek kemiği var. Düzlemişler onu. Getirin onu diyor. Adam tuhaf tuhaf bakıyor. Ya diyor bu adam yazmış oraya. Biz Nüşürvan'dan daha mı az adiliz? Emir el-Müminin Ömer İbn Hattab. Götür onu diyor. Tuhaf bir cümle. Bu ne ki diyor ya. Allah Allah, gidiyor hanımına diyor ki bir kemik verdiler diyor. Bu vali diyor buna itibar etmez diyor. Benimle dalga. Ya diyor, görürüz diyor, git. Bu kadar emek verdin. Amr İbn Nasr radıyallahu anh hazretleri de oturmuş eshabıyla böyle sohbet ediyormuşmuş. Oğul sana bu elinde kemiği sallayarak geliyor tabii, elinde kemikte. Uzaktan Hazreti Ömer'in yazısını görmüş. Hemen fırlamış ayağa. Adama demiş ki bak ne istersek yapayım. Bahçenden de vazgeçtik. Üstüne de vereyim. Ama demiş beni demiş onun huzuruna götürtürme. Adam bir bakmış Allah Allah. Demiş yok ben bu cümleden bir şey anlamadım. Bir şey bunu bir anlat ondan sonra hadi. Amr ibn Nasr radıyallahu anh hazretleri diyor ki biz Müslüman olmadan önce gençken Hazreti Ömer'le beraber Mekke'den diyor İran'a diyor hayvan götürdük. Deve atlar götürdük. Fakat bizim atlar ve develer çalındı diyor. Sonra işte bir vesileyle diyor o zaman hükümdara ulaştık. Önce bizi şey yaptılar anlamalara, sonra başka bir şeyle tercümanla derdimizi anlattık. Nüşürvan Adli diye geçiyor o şeyde kitaplarda. Adil bir adammış. Mesele öğrenilince meğer hükümdarın oğluyla o veziri çalmışlar. Paraların hepsini verdikleri gibi diyor ki hemen şehri terk etsinler. Biri şu kapıdan, biri şu kapıdan. Bir kapıda oğlunun cesedi sallanıyor, öbüründe de vezirin. Yani Hazreti Ömer diyor ki ben diyor Nüşürvan'dan daha mı az adilim? Sallandırırım diye. Şimdi Hristiyan bu hali görünce ya diyor bizde de aynı şekilde hükümdarlar var, Romalılar vardı, ondan sonra firavunlar vardı, böyle bir şey görmedik. Bu kaynaklansa olsa olsa yani bunların dini olan İslamiyet'ten, çünkü bunlar daha önce böyle değillerdi. Mekke'de Medine'de bunlar böyle değillerdi. Otomatik olarak aynı şekilde lisan-ı hal onların İslamiyet. Bir de Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretinin kılığını kıyafetini görüyor.
yani her tarafta diyor hani emir-i mümininden tir tir titriyor. Yani komutanı valisi korkuyor. Ben onu gördüm diyor. Ne sarayı var. Korumasız geziyor. Korumasız da dolaşıyor. Korumasız da dolaşıyor. Hatta Bizans elçisi geliyor. İşte 3 tane hediye getirmiş. Diyor ki efendim işte şu kuş işte posta güvercini falan al at hele kuşlar diyor serbest yaptı yazık günah diyor salıverin gitsin salıyor. Ha Şahin bıraktı gitsin onu. Ondan sonra bu köpek diyor köpek necis diyor dıbırkın aynı şekilde hayvan şeyini. Bir şey de bu diyor işte düşmanınızı diyor bir damlası bile diyor tepe takla öldürür diyor. Şişenin kapağını açıyor değil mi? En büyük düşmanım nefsim diyor bismillahirrahmanirrahim. Nefsi hiç. Hazreti Ömer'den önce adam düşüp bayılıyor. Gözünü açtığında bakmış Hazreti Ömer'e bir şey olmamış. Hazreti Ömer'e bir şey olmamış. Adam bu hali görünce. Tabii İslamiyet de şerefleniyor. Dolayısıyla onlar önce kendilerine faydalı olmuşlar. Ondan sonra tabii kendilerine faydalı olduğu için de başkalarına da faydalı oluyorlar. Hocam müsaade ederseniz şimdi bir ara verelim. Sonrasında devam edeceğiz. Değerli dinleyenler programımıza devam ediyoruz. İkinci bölümde yine sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler veriyordu. Kendine acımayan başkasına acımaz başlığı altında. Buyurunuz hocam. Efendim birinci bölümde tabii hatırımıza geldikçe aynı şekilde detaylara daldık da. Şimdi bir cümleyle orada kalık orasına devam etmedik. Şimdi herkese acımanın yolu buyuruyor Ehl-i Sünnet alimleri 5 vakit namazdan geçer. Niye? Çünkü Ehl-i Sünnet alimleri Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesini naklediyorlar. O ayet-i kerimede mealen buyuruyor ki doğru kılınan namaz insanı fahşadan, bütün kötülüklerden muhakkak uzaklaştırır diyor. Muhakkak uzaklaştırır. Ama namaz namazsa uzaklaştırır. Hani İslam ve Toplum programında siz de şahitsiniz. Gelen mail, telefonlarda falan. Hem size öyle anlatıyorsunuz ama bizim bir komşu var. 5 vakit namazını kılıyor. Hacca umreye de gidip geliyor falan ama yani gördüğü zaman hani kaçıyoruz adamdan. Şerrinden aynı şekilde korkuyoruz. O namaz namaz değil. Hac da hac değil. Umre de umre değil. Gösteriş hepsi hikaye. İnmemiş boğazından aşağıya. Faydası yok onun. Gerçekten hakiki manada kılınan bir namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Düşündürür. Çünkü kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki her namaza dururken elini kaldırdığın zaman bu benim son namazım. Bunu kılınca öleceğim. Öyle düşününce bunu düşünen bir kimse, bunu düşünen bir kimse, bu şekilde böyle namaz kılan bir kimse, son namazım diye düşünen bir kimse, sağıyla soluyla ilgilenir mi? İnsanların aynı şekilde ayıplarıyla, kusurlarıyla ilgilenir mi? Mümkün değil ilgilenmez. Mümkün değil. İslam alimlerinin büyüklerine olan Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyorlar ki, dinin senin etin ve kanın yerindedir. Kendin için ağla, kendine merhamet et. Sen kendine acımazsan başkası hiç acımaz buyurmuşlardır. Doğru. Doğru. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kimse Allah-u Teala'dan korkarsa her şey ondan korkar. Bir kimse Allah-u Teala'dan korkmazsa her şeyden korkar olur buyurmadı. Allah-u Teala'dan korkan bir kimse onun emirlerini yapmaya, yasaklarından sakınmaya titizlikle çalışır. Hiç kimseye kötülük yapmaz. Kendine kötülük yapanlara sabreder. Yaptığı kusurlara tövbe eder. Sözünün eri olur. Her iyiliği Allah için yapar. Kimsenin malına, canına, namusuna göz dikmez. Çalışırken, alışveriş ederken kimsenin hakkını yemez. Herkese iyilik eder. Şüpheli şeylerden kaçınır. Makam sahiplerine, zalimlere yaltaklanmaz. İlim ve ahlak sahiplerine saygı gösterir. Arkadaşlarını sever ve kendini sevdirir. Kötü kimselere nasihat verir. Onlara uymaz. Küçüklerine merhametli ve şefkatli olur. Misafirlerine ikram eder. Kimseyi çekiştirmez. Keyfi peşinde koşmaz. Zararlı ve hatta faydasız bir şey söylemez. Kimseye sert davranmaz. Cömert olur. Malı, mevkii herkese iyilik etmek için ister. Riyakarlık, ikiyüzlük yapmaz. Kendini beğenmez. Allah-u Teala'nın her an gördüğünü ve bildiğini düşünerek hiç kötülük yapmaz, onun emirlerine sarılır, yasaklarından kaçar buyuruyor Ehl-i Sünnet alimleri. Hakikaten öyle ya. Böyle kimseyi de herkes sever. Peki kendine kıymet veren, Allah-u Teala katında kıymetsiz olur buyuruyor. Kıymet olmaz onun. Kendi rızasına tabi olan kendine koldur. İnsan kendine nasıl muamele edilmesini istiyorsa başkalarına karşı da öyle hareket etmelidir buyurmuş İslam alimleri. Zira hadis-i şerifte bir kimse kendine istediğini din kardeşi için de istemedikçe
imanı kamil olmaz. Olgunlaşmaz imanı. İnsanın başına belaların gelmesine sebep kendine düşkün olmasıdır buyuruyor. Kendi kendisinden kurtulursa Allah-u Teala'dan başka şeylere düşkün olmaktan da kurtulur. Nitekim Câsiye suresinin 22. ayetinde mealen kendi nefsine tapanları gördün mü buyuruluyor. Nefsine tapıyor tabii. Bu kimse nasıl faydalı olur ki? Kendine faydası yok ki başkasına faydası olsun. Çünkü kitaplarda buyuruyorlar ki varlıklar içinde en cahil olanı insanın nefsidir. Çünkü nefsi emmare kendine düşmanlık yapmaktadır. Hep kendini yok edici şeyleri istemektedir. Her isteği Allah'ın yasak ettiği şeylerdir. Her işi sahibi olan ve bütün iyiliklerin sahibi bulunan Allah-u Teala'ya karşı gelmektir. Hep kendi can düşmanı olan şeytana uymaktadır. Can düşmanı olan şeytana uymaktadır. Evet. Peki efendim uymazsak? Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları okunursa efendim şeytan da bize musallat olmaz. Yok. Cenab-ı Hak onu onun için yarattı. Ona o gücü de verdi. Ona o gücü de verdi. Şimdi daha önce bir tane bir şey dinlemiştik de bir tane daha dinledim. O da enteresan bir şey. O da enteresan bir şey. Şimdi hikaye ya bu. Şeytanla alakalı ama. İşte bir köyde adam birisi şeytanla böyle görüşürmüş. Oğlunu evlendirecek. Şeytana demiş ki bak her düğünde geliyorsun bir fitne çıkarıyorsun. Cıngar çıkartıyorsun. Kavga, gürültü düğün düğün olmaktan çıkıyor. Bazen cenaze evine bile dönüyor. Demiş ya Allah razı olsun ne olur demiş. Benim düğüne gelme demiş ya. Senden istirham ediyor falan. Şeytan da olur demiş. Peki tamam. Gelmem demiş. Düğün günü başlamış. Hakikaten neşe gırla gidiyor falan. Öbür köyden de bir adam geliyormuş. Şeytan onun yoluna çıkmış. Nereye gidiyorsun demiş. Düğüne gidiyorum. Ya demiş bir şeyi merak ediyorum demiş. Sen biliyor musun falan. Nedir demiş. Demiş bu demiş alaca karga var ya demiş. Bu alaca karganın beyazı mı çok siyahı mı demiş. Adam demiş bilemiyorum. Düğündekilere de bir sor demiş. Adam geliyor diyor. Adam geliyor düğündekilere diyor ki ya diyor bu alaca karganın. Bazı yerlerde saksan diyorlar. Siyah mı çok beyaz mı? Kimisi beyaz. Kimisi siyah derken... Düğün oluyor şeye. Kavga yere dönüşüyor. Neyse geçtikten sonra adam karşılaşmış şeytanla. Demiş hani gelmeyecekti. Gelmedim ben demiş. Demiş neydi peki o? Demiş sadece demiş. Alaca karganın siyahı mı çok beyazı mı çok demiş. Yoldan gelene birisine sorduydum. Benim kabahatim yok ya. Benim kabahatim yok. Peki... Hani bizi dinleyenlerin hatırına gelebilir. Ya buna da düşüyor tabii. Aynı şeyler değil mi ama? Çünkü İslam alimlerin kitapları okunmayınca hep kendini düşünen kimse. Bana göre siyahı çok. Öbürsü bana göre beyazı çok. Hadi kavga işte bitti yani mesela. Şeytan da bunu iyi biliyor. İyi kullanıyor orasını. Geliyor nefsi gıdıklayıp çekip gidiyor. Onu sana getirip onun için oradan seyrediyor. İşte İslam alimleri bu tuzağa düşmemişler. Abdülkadir Geylani Kutsi Hazretleri bir Ramazan Şerif'te talebeleriyle giderken bir ses duyuyor. Ey Abdülkadir senden diyor işte orucu kaldırdım falan. Bir emeklün diyor çekiliyor elimizden. Geliyor. Diyor ki nereden anladın? Benim iblis olduğumu. Allah-u Teala diyor. Cihet yok Allah-u Teala'da. Sen diyor bir mahluk olduğu için sesin bir taraftan geldi. Bir cihetten geldi. İblissin. Ve ulul azm peygamberlerden bile ümidini kesmemiş. Onlardan bile ümidini kesmemiş. Hal böyle olunca Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okumayan, altyapısı olmayan, dinini iyi bilmeyen bir kimse işte kitaplarda çok güzel ifade edilmiş o cahil sofu şeytanın maskarası olur. Fıldır 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 oynatır onu. Fıldır fıldır oynatır. Allah-u Teala korusun. Hani şey var ya hani konuyu açtı da önceki ümmetlerden bir abid varmış. Böyle çekilmiş bir dağda bir mağarada ibadet ediyor falan. Herkes hürmet ediyor, saygı gösteriyor falan. Önceki ümmetlerde insan suretinde gelir, insanların emrine girer, hizmet edermiş. Şeytan. Kandırmak için. Ve Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine bu şekilde yaklaşması yasak edilmiş. Evliyadan bazıları görüyor ayrı bir mesele. Bu aynı şekilde gelmiş, gitmiş o dervişin yanına. Abidin yanına diyelim. Selam veriyor. Ben de diyor size gıpta ettim imrendim aynı şekilde diyor. Sizin yanınızda ibadet edebilir miyim? Abi şöyle bak et diyor. Şimdi gündüzleri bu bir şey yemiyor. Halbuki bunun rızkı farklı. Ama insan suretinde gözüküyor. Geceler uyumuyor.
habire ibadet yapıyor. Bu bir gün, iki gün, bir hafta falan olunca abid buna bakmış. Ya arkadaş demiş, ben demiş senin gibi dayanamıyorum. Uykuya dayanamıyorum, uyuyorum. Bazı günler oruç tutamıyorum. Sen demiş her gün maşallah demiş oruç tutuyorsun, geceleri ibadet ediyorsun. Bunu demiş nasıl yapıyorsun? Zaten onun kafasını karıştırmak için başlangıçta hiçbir şey demiyor. Hiçbir şey demiyor. Valla diyor, ben de diyor başlangıçta senin gibiydim diyor. Sonra büyük bir günah işledim diyor. Bir tövbe edince Allah Teala bana bunu ihsan etti. Ya sana gene devam ediyor ibadetlerine. Öbürsü meraklanıyor. Ya arkadaş diyor, ne günah o? Niye soruyorsun diyor. Ya ben özeniyorum diyor senin bu şeyine. O günahlardan birisini işlersen sana da verilir diyor. Allah Allah. Neymiş diyor o günahlar? Ya zina edecek, ben edemem diyor zina. Adam öldürür, onu da yapamam diyor. Veya içki içeceksin diyor. Yani şimdi alacak zaten ona içki içirecek de. O da cahil olduğu için. Yolunu yapıyor. Yani yolunu yapıyor. Aa diyor, içki hepsinden hafif. Böyle diyor falan. İçki içiyor, içki içiyor. Orada bir kadın getiriyor, gösteriyor. Kadınla zina ediyor. Ondan sonra kendine gelince diyor ki bak zina ettin, duyarlar muyarlar diyor. Bunu öldür. Göm diyor. Öldürüp gömüyor. Oradan gidiyor kadının akrabasına. Sizin o diyor, abid diyor. Hem zina etti hem de diyor öldürdü, defnet orayı. İçki içirdi, zina etti diyor, katil. Ondan sonra geliyorlar, muhakeme ediyorlar. İdam mahkemede boynuna ip, arkasına ip, eli bağlı. Şeytan gene geliyor. Diyor ki üzülme, ben seni kurtaracağım. Kurtaracağım falan. Peki ne yapayım diyor. Bana diyor secde et. Ona. Nasıl ederim diyor bu halimle ben sana secde ki diyor. Gözünle şöyle yap diyor, kafi. Gözüyle böyle yapıyor. Onda da ip çekiliyor ve gidiyor, imansız gidiyor. İmansız gidiyor. Ya. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitapları okunmazsa, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitapları okunmazsa, işte hani cahil sofu şeytanın maskarası olur. Aynen böyle olur. Aynen böyle olur. Zamanımızda da var. Nafilelere yöneltir. Kazayı yaptırtırmaz. Kaza namazı kıldırtırmaz. Nafile kıldırtırır. Kaza oruçlarını tutturmaz. Nafile oruç tutturur. Farz olan ibadeti yapmaz. Gider aynı şekilde hadi nafile olan umre ibadetlerine koşar. Şeytan. Bundan sonra da ben düzeldim. Aha, gelin uçayım. Sizi de düzelteyim. Uçayım ha. Uçayım ya. Allah da güzel. Muhammed Refami Hazretleri buyuruyorlar ki, ey insan kendine merhamet et. Aklından gaflet perdesini kaldır. Batılın batıl olduğunu görerek ondan kurtulmaya çalış. Hakkın hak olduğunu da görerek ona tabi ol, sarıl. Vereceğin karar çok büyük, çok mühimdir. Vakit ise çok azdır. Muhakkak öleceksin. Öldüğün vakti düşün. Başına geleceklere hazırlan. Hakka tabi olmadıkça ebedi azaptan kurtulamazsın. Son pişmanlık fayda vermez. Başına gelecekleri düşün. Ömrün tükenmeden aklını başına topla. Etrafında gördüğün, konuştuğun, sevdiğin, korktuğun kimselerin hepsi birer birer öldüler. Birer birer hayal gibi gelip gittiler. İyi düşün. Ebedi ateşte yanmak ne büyük azaptır. Sonsuz nimetler içinde yaşamak ise ne büyük nimettir. Bunlardan birini seçmek şimdi senin elindedir. Kendine acı. Suale çekileceksin. Halbuki verecek cevabın yok. Kendine ve herkese öyle iyilik et ki başkası iyilik yapınca sen yaptın sansınlar. Kendine ve kimseye kötülük etme ki başkası bir fenalık yapınca sen yaptın sanmasınlar. Hadis-i şerifte ey Ademoğlu benim malım benim malım dersin. O maldan senin olan yiyerek yok ettiğin, giyerek eskittiğin ve Allah için vererek sonsuz yaşattığındır buyuruldu. Buyuruyor Muhammed Refami Hazretleri. Başkalarına merhamet etmeyenler kıyamet günü Allah-u Teala merhametinden uzak kalacaklardır. Zira Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başkalarına merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyurmuştur. Dolayısıyla şeyde bir söz vardır, kitaplarda geçiyor Mustafa Bey zaman zaman. Biz de kullanıyoruz, siz de kullanıyorsunuz. Anadolu'da da kullanıyor. Mert isen kendine baba ol. İmam-ı Rabbani Hazretleri de çok kullanır bunu. Mert isen kendine baba ol. Yani önce kendine. Çünkü kendisine hayırı olmayan kimsenin başkasına hayırı olmaz. İnsan kendisi için hayır işlemezse, kendisine iyilik yapmazsa, insanlar da ona hayır ve iyilik yapmaz. Abdullah İbni Vehib Hazretleri, kişinin beğendiği şeyi başkası için de beğenmesi güzel olur. Çünkü kendisine faydası olmayanın başkasına faydası olmaz buyurmuştur. Ve Abdullah Ensari Hazretleri, Allah-u Teala'nın bir kulunu sevmediğinin alameti, o kulun kendisine faydası olmayan boş şeylerle meşgul olmasıdır. Hani konunun başında siz dediniz ya, falan ne yapmış da feşbekenler, sen bana sorsaydın ben sana bunları söylerdim ya, benim gibi adamı falan, beni dinleseydin falan. Ya iyi arkadaş da sen kendine aynı şekilde bir kesire sap olamamışsın zaten.
Sen neyi dinleyeceksin, neyi yapacaksın? Ha, kendimizi kurtarmadan başkasını kurtarmaya çalışıyoruz. O da sakat oluyor. Kendine hayır olmayanın başkasına hayır olmaz. Kendine acımayan başkasına acıyamaz. Kendine acımayana da hiç kimse acımaz. Çünkü men la yerham la yurham buyurulmuştur ki acımayana acınmaz demektir. Ayrıca kendi zararını isteyene hiç acınmaz sözünü de herkes bilmektedir. Evet. Değil mi? Öyle. Merhametli olan merhamete kavuşur. İkram edene ihsan olur. İhsan olunur. İnsanların kusurlarını örtenin ayıpları örtülür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, birbirlerine merhamet edenlere Allah-u Teala merhamet eder. O merhamet edicidir. Yeryüzünde olanlara merhamet ediniz ki gökte olan melekler de size merhamet etsin. Aynen öyle. Mevlana Celaleddin Hazretleri bütün mahlukata karşı çok merhametliymiş. Bir gün bir talebesine bir kuruş verip ekmek aldırır. Tabi o zaman bir kuruş da büyük para. Ekmeği eline alıp bir viraneye gider. O ekmeği yeni yavrulamış bir köpeği kendi eliyle o köpeğe yedirir. Talebesinin kendini takip ettiğini anlayan Mevlana Celaleddin Hazretleri, bu hayvan 7 gündür açtır ve yavrularına şefkatle bakmış ve hiç yanlarından ayrılmamıştır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde merhametlilerin en büyüğü olan Allah-u Teala kullarından merhametli olanlara merhamet eder. Siz de onun yarattıklarına merhamet ediniz ki size de sema gök ehli merhamet etsin buyurdu. Talebesi bu sözler üzerine hayvanlara bile bu kadar merhametli olan siz tabiatıyla ahbap ve dostlarınızla merhamet edersiniz dedi. Ha, uyanıkmış talebe. Bunun üzerine Mevlana Celaleddin Hazretleri, evliya Allah'ın merhameti pek çoktur. Bütün mahlukata ve ahbaplarına da şüphesiz merhamet eder buyurmuştur. Dolayısıyla hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin de Kudüs-i Suru bu konuda buyururlar ki, kalp Allah-u Teala'dan başkasına tutulmuş ise yıkılmış demektir. Bir işe yaramaz. Niyet doğru olmadıkça hayırlı işlerin, yardımların ve adete uyarak yapılan ibadetlerin tek başına hiçbir faydası olmaz. Kalbin selamet bulması da Allah-u Teala'dan başka hiçbir şeye düşkün olmaması lazımdır. Yani her yapılan şey o emrettiği, o beğendiği için yapmalıdır buyuruluyor. Bir de İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, bir talebesine hitaben, ey oğlum, nasihat vermek kolaydır. Nasihat kabul etmek güçtür. Çünkü nefislerine uyanlara, dünya zevklerinin peşinde koşanlara nasihat acı gelir. Haramlarsa tatlı gelir. Bütün nasihatler Peygamber Efendimiz'den alınmıştır. Ve işte o nasihatlardan birisi buyuruyor, bir hadis-i şerif naklediyor. Allah-u Teala'nın bir kuluna rahmet etmeyeceğine, ona gazap ve azap edeceğine alamet, dünyaya ve ahirete faydası olmayan şeylerle meşgul olması, zamanlarını lüzumsuz şeylerle öldürmesidir. Bir kimsenin ömründen bir saati Allah-u Teala'nın beğenmediği bir şeyde geçerse, ne kadar çok pişman olsa, üzülse yeridir. Bir kimse 40 yaşını geçtiği halde onun hayırlı işleri yani sevapları kötü işlerinden yani günahlarından ziyade olmadı ise cehenneme hazırlansın buyuruldu. Ve İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, bu hadis-i şerifin manasını iyi anlayanlara bu nasihat yetişir. Zaten hadis-i şerifte önce kendine faydasını dokunman lazım. Kendine faydan yoksa bir işe yaramaz buyuruyor. Bir işe yaramaz. Dolayısıyla ehl-i sünnet alimleri açık net bir şekilde ayet-i kerime hadis-i şeriflerden alarak kendileri de aynı şekilde bizzat bunu yaşayarak insanın önünde kendine baba olması, kendine acıması lazım. Kendine faydalı olması lazım. Kendine acırsa, kendine faydalı olursa bu kimse otomatik olarak Allah-u Teala'nın diğer kullarına da faydalı olur. Ve diğer kullarına da acır. Aa, adama bak, Müslüman ama merhametsizin teki falan. Demek ki İslamiyet kalbine inmemiş. Hayatına geçmemiş. Sadece dinen nüfuslarında Müslüman yazıyor, o kadar. Biraz önce İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Kudüs'e Suru buyurduğu vardı. Eğer Allah için yapılması bir kıymet ifade etmez buyuruyor. Bir kıymet ifade etmez. Dolayısıyla dinimizin bildirmiş olduğu emirler Allah rızası için şartlarına uygun olarak yapılır. Yasaklar Allah-u Teala yasak ettiği için, Allah-u Teala rızası için bunlardan sakınılır. Bunlar Allah rızası için yapılır. Hayatımıza geçirilir. Bunlarla amel edilirse önce kendimize acımış oluruz. Huylarımızda değişme başlar ve otomatik olarak başkalarına da o zaman faydalı oluruz. Yani kendine faydalı olan başkasına olur. Kendisine faydası olan başkasına da faydası olmaz. Acımaz da. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konuyla yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
Gönül Pınarı.